Panama belgeleri, işte hani Panama Leaks dedikleri, evet. Batılılar seviyorlar bu tür sızıntı, evet, sızıntılarını. Şimdi bizim son yıllarda karşılaştığımız belki en büyük, özellikle ekonomik anlamdaki en büyük sızıntı olayı. Hacim olarak. Hacim olarak da, evet. Hani 11,5 milyon belge. Tabii. Yani bu tek bir şirket üzerinden dönüyor. Yani Mossack Fonseca diye bir şirket üzerinden dönüyor. Ama aslında bize bu global kapitalizmle ilgili çok şey söylüyor aslında. Tabii hocam, şimdi şöyle yani, başlayın ne olur. Sağolunlar. Bir başka, bir önceki programımızda 300 bin şirket ismi geçiyordu. Tek firmanın elinden geçen. Temsil ettikleri, evet, 300 bin fazla şirket var. Tabii. Bu nasıl yani? Dünyanın en büyük dördüncü firmasıyız bu işleri yapan. Evet. Tamamen temiz olsa dahi, ki ben öyle şeylere bağışlayın inanamayacağım. Hı hı. Tamamen temiz olsa dahi, hı hı, nasıl bir hacmi kontrol ettiğini izleyicilerimiz... Evet. Aslında bu olay üzerinden belki hani dünyada... Aynen öyle. Bir de devletler üzerinden bakıyoruz. Harika. Hani ulus devlet, hani bu Westfalia yapısı... Evet. İşte batılı ülkeler, gelişmekte olan ülkeler vesaire. Hani bu belki bir alışkanlık olmuş bizde. Evet. Biz genelde piyasa aktörlerini böyle ikincil, üçüncül aktörler olarak görme eğilimindeyiz. Evet. Bu aslında bize tek bir şirket üzerinden ne kadar büyük bir etki icra edilebileceğini gösteriyor. Yani evet, işte 500,000 şirkete aracılık veya işte temsil hizmeti verebiliyorsunuz. 40 küsur ülkede temsilcilikleriniz var. Ve aslında global sistemin, finansal sistemin her yerine uzanan kollarınız var. Bir ahtapot gibi bu. Evet. Bunun gibi tabii yüzlerce şirket var. Hani çok uluslu şirketler. Bu işte MNC denen literatürde multinational corporations, yani çok uluslu, evet, şirketin tipik bir örneği bu. Ama bir taraftan da tabii şimdi dünya aslında ekonomisi içinde, ekonomik sistemi içinde yani bir üretim tarafı var. Biraz daha reel ekonomiyle ilgili olan. Bir ticaret tarafı var. Bir de finans tarafı var. Şimdi bu finans tarafı aslında regülasyon açısından en fazla açık barındıran alan. Siz dediniz ya bir temizlik mi var diye. Evet. Şimdi o alandan baktığınız zaman aslında biraz da kasten çok net düzenlenmeyen bir alan. Hani bir taraftan uluslararası bir finansal mimari var. Bizim karşıdan gördüğümüz açık IMF, işte merkez bankaları, onların bir araya geldikleri, evet, BIS vesaire bilindik kurumlar var. Dünya Bankası vesaire gibi. Evet. Ama bir taraftan da böyle dev kuruluşlar üzerinden ilerleyen aracı kuruluşlar, bankalar, işte fonlar, hedge fonlar vesaire, bunlar üzerinden ilerleyen, bu işin biraz daha belki karanlık diyebileceğimiz, regülasyon dışı diyebileceğimiz, yani bu her zaman yasa dışı olmayabilir. Şunu unutmamak lazım, her zaman ekonomik gündemle, işte siyasi gündem, stratejik, jeostratejik gündem, bunlar hep iç içe. Bunlar aslında bize bu hani liberal veya neoliberal öğretinin veya işte küreselleşme, evet, hikayesinin anlattığı gibi, hı hı, küresel bir köy var. Orada işte belli ekonomik kurallar, kanunlar var. Bunlar işliyor. Bir de bunların tamamen dışında bir siyaset alanı var. Böyle bir şey yok. Şimdi bunlar iç içe olduğu için ülke stratejileri, ülkelerin birbirlerine karşı uyguladıkları bazen savaş unsurları, mücadele unsurları çoğu zaman ekonomiye de yansıyor. Sizin az önce bahsettiğiniz mesela bu Panama belgelerinden başlayacak olursak, şimdi burada çıkan örnek ülkeler genelde Batı dışı, hani İzlanda vesaire birkaç örnek var orada. Hani David, evet, Cameron'ın babasına da değinen, evet, İngiliz başbakanının bir iki örnek var ama ağırlıklı olarak bir kere Rusya üzerinden gidiyor. Putin ve çevresi. Evet. İşte oligarklar, onların sözcüsü, ilişkileri, sözcüsü, işte kızının vaftiz babası vesaire, çok yakın çevresi. Ve sanki ben hani şöyle bakarken göz ucuyla hani evraklara şöyle bir şey sezinledim. Yani Putin'in ve yakın çevresinin sanki sıra dışı diyelim veya illegal görebileceğiniz, evet, işlemleri, normal ekonomik prosedürlere uygun görülmeyen işlemleri sanki ispatlanmak istenmiş. Yani, hı hı, dünya kamuoyuna bakın zaten burada işte kara para aklanıyor vesaire, gayri resmi yollarla offshore hesaplardan para aktarılıyor falan gibi. Yani Putin ve çevresiyle ilgili çok organize bir belge sunumu var. Bunu görüyoruz. Evet. Bundan sonra belki daha farklı şeyler de çıkacak. Hı. Onun dışında işte Beşar Esad ve çevresiyle ilgili var. Hı. İşte onun kuzenleriyle vesaireleriyle ilgili var. İşte Suud ailesinden tutun. Farklı ülkelerle ilgili var. Benim dikkatimi çeken mesela diyelim Amerika ile ilgili, evet, veya Almanya ile ilgili. Siz istihbarat bağlantısından başta bahsettiniz. Evet, şey. Onlarla ilgili çok fazla şu ana kadar bir şey görmedik. Yani bundan sonra çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz ama genel itibariyle sanki orası dışarıda tutulmuş gibi gözüküyor. Gözüküyor yani. Buradan bizim hani ilk anda hemen böyle bir sonuca ulaşmak belki doğru olmayabilir ama gördüğümüz kadarıyla burada bir siyasi operasyon tarafı var. Var. Yani bu biraz hani Putin üzerinden düşünürsek şimdi Obama yönetiminin şöyle bir tavrı var. Özellikle belki küresel krizden beri, yani 2008-2009'dan beri zaten Obama'nın yönetimde olduğu dönem içinde sert savaşlardan, çatışmalardan mümkün olduğunca kaçınmak. Ama özellikle
ekonomik yollarla veya işte bölgesel güçleri devreye sokarak böyle dolaylı çatışmalar yapıyor. Yani Amerikan yönetiminin genelde hani kendi yakınındaki İngiltere ile vesaireyle de aslında tutturduğu yönetim tarzı, biraz mücadele tarzı bu şekilde. Mesela hani belki birazdan bahsederiz. Peki. Petrol fiyatlarındaki düşüş de genelde böyle yorumlanmıştı. Yani bunun bir şekilde Amerikan yönetimi ve işte bu özel sektördeki bunun gibi hani bu şirket gibi çok büyük ortakları tarafından belki bir şekilde desteklenen, hani öne açılan bir gelişme oldu ve bunun aslında temel hedefinin Rusya'yı zayıflatmak, yani Putin'i ekonomik olarak zayıflatıp siyaseten de sıkıştırmak olduğu daha önce çok söylendi. Şimdi burada bir bilek güreşi var. Bunun farkındayız. Hani Putin buna şöyle cevap vermişti. Suriye'ye operasyon yaparak işi daha çok sıcak çatışmaya çekerek. Putin'in çünkü elinde fazla enstrüman yok. O genelde oraya çekiyor. Batılılar da daha çok Amerikalılar da işi böyle soft alanlara, soft gibi görünen işte ekonomik alanlara, sıcak çatışma dışındaki alanlara çekerek böyle bir bilek güreşi devam ediyor diyebiliriz. Yani soft diyorsunuz ama aslında yıkıcı bölüm orası bence. Tabii. Çünkü aslında yani ülkelerin canını yakan taraf burası. Tabii, yani, yani silahla ilgili değil, yani o anlamda sadece çatışmayla, silahla ilgili değil ama sonuçta tabii sizin aslında silahlanmanın da her şeyin de temeli, ulusal refahın da temeli ekonomi. Evet. Ekonomik açıdan bir ülkeyi çökerttiğiniz zaman diğer alanlarda toparlanması zor oluyor.